sayın basın mensupları öncelikle hafta sonu yüksek öğrenim sınavına giriş için çok sayıda öğrencimiz okullarda ter dökecekler. Çok şanssız iki yıldır yani sınavdan önceki yıl ve sınav yılında pandeminin olduğu evlere kapandıkları arkadaşlarıyla birlikte olamadıkları derslerini uzaktan yapmak zorunda oldukları ve sınav yılının stresine pandeminin ortaya çıkardığı güçlüklerin de etkilendiği bir eee lise son sınıf öğrencilerimiz var. Onlara bu, bugünlerde de 18 yaş üzerine aşının çıktığı, kendilerine aşı geldiği veya gelmek üzere olduğu da düşünüldüğünde bu pazar günü başarılar dilerken bu son bir buçuk yılda çektikleri sıkıntıların hızla ortadan kalkacağını, kendilerini çok daha sağlıklı, çok daha güvenli, üniversitenin tadına varabilecekleri yılların beklediğini ümit ederek her birisine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına başarılar diliyoruz. Kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Aşısı gelenlerin hemen aşısı olmasını, önümüzdeki süreçte aşısı geleceklerinde o zamana kadar yine e, sağlıklarına dikkat etmelerini ve aşıları geldiğinde mutlaka aşılanmalarını kendilerine öneriyoruz. Elbette çok büyük sıkıntılar var. Herkes bir Z kuşağından bahsediyor. Önümüzdeki seçimde seçim eğer öngörüldüğü gibi 5 yılın sonunda yapılacak olursa 7 milyona yakın genç arkadaşımız Türkiye'nin geleceğini belirleyecek oylarını kullanacaklar. Bugün Türkiye'de gençlerin yüzde yetmişi bir imkan olursa yurt dışına gitmek, yerleşmek, orada çalışmak isterim diyor. Bu bir ümitsizliği ifade ediyor. Ama bu ümitsizliklerin hepsi kullanacakları bir oyla değişebilir. Bütün dünyada olduğu gibi bütün zengin ülkelerin, gençleri mutlu olan ülkelerin, gençlerin kendi ülkelerinde kalmak istediği ülkelerin demokratik parlamenter sistemle yönetildiği, mahkemelerin bağımsız olduğu, düşüncenin özgür olduğu, üniversitelere rektörlerin bir kişi tarafından kayyum olarak atanmadığı, bizatihi üniversite öğrencilerinde oy kullanarak üniversitenin yönetimine katkı sağladıkları mutlu ülkelerden biri haline gelebiliriz. Bunun için önümüzdeki dönemde sandık başına gidip oy kullanıp kendilerinin hayal kurabileceği hatta dünyanın bütün gençlerinin hayal kuracağı bir ülkeyi hep beraber kurabiliriz. Bunun için bu yapılacak sınavda başarılar diliyorum. Hepsini bir kez daha sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Dün 23 Haziran'dı. 23 Haziran 2019 İstanbul Zaferi'nin ikinci yıl dönümüydü. Yüze yakın milletvekili arkadaşımızı İstanbul'da görevlendirdik. Sonra da akşam saatlerinde kutlama programına katıldılar. Her biriniz takip ettiniz. Bundan iki yıl önce 31 Mart'ta İstanbul'u kazanan seçilmiş bakışkan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u teslim etmek istemedi birileri. YSK oyunları yaptılar. İstanbul'da antidepresan kullanan psikiyatriste giden, psikoloğa giden bütün insanların kayıtlarını ellerindeki kamu gücüyle ele geçirip yüksek seçim kuruluna gidip seçimleri iptal edin diyecek kadar düzeysizleştiler ve YSK'daki belli üyelerin oylarıyla da seçimi iptal ettirdiler. İddiaları seçimi kendilerinin kazandığı Ekrem İmamoğlu'nun ile yaptığıydı. Sonra İstanbullular karar verdi. İlk seçimde 13 bin olan fark 806 bine çıktı. Yani esas haksızlığın esas usulsüzlüğü kimin yaptıklarına İstanbullular karar verdi ve İstanbul'u beş yıllığına yönetmek üzere Ekrem İmamoğlu'na emanet etti. O iki aylık seçimde dün İstanbul'da olan arkadaşlarımız ve bugün dün mecliste olan arkadaşlarımızla beraber 130 milletvekilimiz önce sandıkları korumak, sonra İstanbul'a derdimizi anlatmak ve yine seçimlerde sandık başında olmak üzere oradaydık. O arkadaşlarımızdan yüzü iki yıl önce gittikleri kahvehanelere gittiler dün. Derneklere gittiler, evlere gittiler, hemşeri derneklerinin bulunduğu binalara, dükkanlara gittiler. Pazarlarda gezdiler, esnafla konuştular. Bir kez bu bir özgüvendi. Paylaştıkları sosyal medya paylaşımlarını görüyorsunuz hepiniz. Gerçek kişiler var orada, gerçek fotoğraflar. Sarılanlar, gülenler, tebrik edenler, o günleri hatırlayanlar. Nasıl gidiyor sorduğumuzda İstanbul'lunun genel cevabı iyi gidiyor. İstanbul'un genel cevabı sözler tutuluyor. İstanbul'un genel cevabı korkuttukları gibi olmadı. Yardımlar kesilmedi, aksine arttı. Kimseye siyasi tercihinden dolayı ötekileştirme olmadı, aksine büyük bir kucaklaşma yaşandı diyorlar. Biz de bundan çok memnunuz. Yüz milletvekilimizin sahadan alıp getirdikleri izlenim, paylaştıkları videolar, ortaya koydukları gönültüler göğsümüzü kapartmıştır. İstanbul'daki başarımız Türkiye'deki başarımızın, Türkiye'deki iktidarımızın müjdesidir. Ama bugün 24 Haziran bir başka yıl dönümü. 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra İlk seçimler 24 Haziran 2021'de yapılmıştı. 16 Nisan referandumu da 24 Haziran seçimi de o hal, olağanüstü hal şartlarında ve ilan edilen olağanüstü halle yapıldı. Yani meclis yerine yasaları Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu çıkarıyordu. Ellerine aldıkları yetkiyle ki gaya FETÖ'cü terör örgütüyle mücadele edeceklerdi Fethullahçı terör örgütüyle. Bütün muhaliflerle ettiler. Göya o yetkiyle FETÖ'yü kazıyacaklardı ama ne kadar solcu, ne kadar muhalif, ne kadar kendinden olmayanlar varsa ellerindeki sopayla susturdular, sindirdiler, kimilerini kapattılar ve bir şekilde iktidarlarını perçinlemeye çalıştılar. Hem referandum kılpayı geçti, hem seçim kılpayı geçti, istediklerine kavuştular ama Türkiye onların söyledikleri gibi bir ülke olmadı. Verin, verin kardeşinize yetkiyi, görün bakalım faizle, enflasyonla, kurla, işsizlikle nasıl mücadele edilir diyorlardı. Ama 3 yılın sonunda yurttaşlarımız daha yoksul, Türk lirası daha değersiz faizler daha yüksek, enflasyon daha yüksek, işsizlik daha yüksek, diplomatik olarak çok daha yalnızız. Hukuk açısından, adalete güven açısından, demokrasiye güven, demokrasinin kriterleri açısından çok çok gerilere gittik ve bu saray rejimi Türkiye'yi içeride mutsuzlaştırdı, dışarıda yalnızlaştırdı. Artık Katar'dan başka Türkiye'ye sıvap açan bir ülke yok. Çin'in kendi mallarıyla ilgili açtığı istisnai sıvaplar dışında Türkiye'nin sıvap anlaşması olan ülke yok. 200'e yakın ülke içinde Türkiye uluslararası alanda tezlerinin karşısında bütün dünyanın maalesef birleştiği, savunduklarına destek bulamadığı, insanların Türkiye'ye yatırım yapmadığı, aksine Türkiye'deki yatırımlarını Türklerin bile yurt dışına taşımaya çalıştıkları son derece güvencesiz, son derece sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Bütün dünyada tek adamların yönettiği otokratik yönetimlerde her gün bir öncekini aratıyor. Hem demokrasi adalet açısından hem ekonomi açısından. Biz Eritre gibi, Çat gibi, Sudan gibi, Gana gibi yönetildiğimiz için ilerleyişimiz de onlara doğru. Onlar kadar yoksul, onlar kadar fakir, onlar kadar güvencesiz bir ülkeye doğru savrulur noktadayız. Oysa ki dünyanın en zengin on ülkesinin dokuzu güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemlerle, iyi parlamenter sistemlerle birisi başkanlıkla o Amerika'da kuvvetler ayrılığıyla güçlü bir yargıyla güçlü bir denge ve denetleme sistemiyle yönetiliyor. Üç yıl önceki yanlıştan kurtulmazsak sonumuz felaket ama üç yıl önceki yanlıştan kurtulup dünyadaki iyi örneklerini alıp daha da geliştirirsek hepimizin daha zenginleşeceği, hepimizin yüzünün güleceği, ülkenin dünyada saygınlığının artacağı ve gençlerin hayallerini doğdukları ülkelerde kuracakları hatta dünya gençlerinin olmak isteyecekleri bir ülkeye dönüşeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet'in yaklaşmakta olan ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandırmaktır. Sayın basın mensupları sıcak gündemde elbette Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet vermek durumunda olduğu öğrencilerin pazar günkü sınavı olmakla beraber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı'na kestiği faturalar, aldığı paralar var. Şirketin adı İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi. 2016 yılında kurulmuş. 2019 ve 2020 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığına faaliyet Milli Eğitim Bakanlığı'nda faaliyet gösteren okullara ve kurumlara 25 milyon 678 bin liralık fatura kesmiş, para tahsil etmiş. Resmen bir ikinci Ruhsar Pekcan vakası zaten vakanın ilerleyişi de aynı. Ziya Selçuk çıktı açıklama yaptı. Açıklamasının Ruhsar Pekcan'ın önce susup sonra açıklayıp battıkça battığı açıklamasından farkı yok. Diyor ki benim kardeşim bir abonelik sözleşmesiyle yani bir mal satmıyor. Aboneleri var okullar kurumlar abone. Onlara eğitim bilişim eğitimi hizmeti veriyoruz. Ve karşılığında da para alıyoruz. E Ruslar Pekcan'ınki de aşağı yukarı aynı savunmaydı. Ben yokum kardeşim, ben yokum kocam. Ucuza veriyoruz dedi sonradan yalan çıktı. Burada da 2016'dan beri zaten biz veriyoruz diyor. Şimdi bütün gelişmiş demokrasilerde böyle görevlere gelenlerin birinci dereceden, ikinci dereceden hatta üçüncü dereceden akrabaları o kurumlarla ticari ilişki içinde olmazlar. Sayın Bakan bir karar verecek. Ya bakanlığı kabul etmeyecekti. Çünkü bizim İNOVA Akademi iyi para kazanıyor. Biz oranın tedarikçisiyiz. Hizmet sunucusuyuz. 25 milyon lirada iyi para. Ben ne yapacağım sizin 25 bin liralık maaşınızı? Bin katını milli eğitimden şirketimiz alıyor. Ben ticarete devam edeceğim. Kardeşim ticaretine devam edecek diyebilirdi. Bakanlığı kabul ederseniz bu işleri bırakacaksınız. Olacak bir şey değil. Yok hisselerimi devrettim. E devrettin ama kardeşin orada duruyor. Devrettin ama görünüşte devrettin. Ona bakarsanız Ruslar Pekcan açısından da kocasının şirketi deyip geçiyordu. O yüzden bakanın açıklaması tatmin edici değildir. Kabul edicidir. Bir bakanın kardeşinin şirketinin o bakanlıktan iş yapıyor oluşu, fatura kesiyor oluşu, para oluşu kabul edilemez. Efendim, abonemiz onlar bizim. Olmaz, abonelik sözleşmesi bitecek, başka yerden hizmet alacaksınız ya da bakanlığı bırakacaksınız hizmete devam edeceksiniz. Durum son derece açık. Düşünün ki tek adam rejimi bilgi belgelde etmek çok zor. İtiraz edenin kafasını koparıyorlar, soruşturma açanın kendini soruşturup bertaraf ediyorlar ve bu rejimde her yerden pat 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 Mısır patlağı gibi bir takım olaylar patlamaya devam ediyor. Gün geçmiyor ki etik dışı bir haber, gün geçmiyor ki mide bulandırıcı bir haber, gün geçmiyor ki dünün savunucularının bugün ifşaatçı olduğu, ifşacı olduğu, bunların yerine bize küfür eden trollerin pislik duyduğumuzun yüz katı, bin katı ben bir anlatırsam demeye başladıkları bir süreçteyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi şeffafça parti içi demokrasiyle ve kamuoyunun önünde savcıları davet ederek arınmaya çalışmadı. Patlayan lağımı ağzını bastırarak tıkayarak durdurmaya çalıştıkça içerideki basınç artıyor. Çok daha büyük patlamaların arifesindeyiz. Bunları görmek gerekiyor. Şimdi bir iletişim başkanı öyle bir gün Öyle bir açıklama akıllara zarar, vicdanların kabul edemeyeceği, çocukların bile güleceği bir işte karşı karşıyayız. Mevkideşimiz Lütfi Türkan'ın başına son günlerde kötü şeyler geldi mevkidaşımız. Şöyle ki bir arazi o arazinin üzerinde ahırlarının olduğunu söylüyor, yıkım kararı var ve geliyorlar jandarmayla paldır küldür yıkmaya başlıyorlar. Lütfi Türkan üzüntülerini bildirdi, belgelerini yayınladı ama bu sırada çok tatsız bir şey oldu. Bir basın emekçisi darp edildi. Ben bu konunun üzerine Lütfi Türkkan'la direkt görüştüğümde ne yapıyorsunuz dedim. Dedi ki babası Mustafa Uslu kardeşimizin babasına ulaştım. Üzüntülerimi bildirdim. Bundan sonra ne yapabileceğimi ona sordum. Hızla da bir tweet atıyorum. Ardından da attı. Hakikaten de gördük ki tam bir siyasetçinin yapması gerektiği gibi olayı sahiplenen, mazur gösteren değil, kınayan, eleştiren bir tutum tergiledi. Keşke gazetecilere böyle davranıldığında bütün siyasiler bunu yapsalar, yapmalılar. Biz de Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Sonra per bizim iletişim başkanı Fahrettin Altun çıkmış meydana, Mustafa Uslu'yla görüşmüş, açıklama yapıyor. Kaçak bir yapı yıkılıyor. Bilinen bir kişinin yapısı yıkılıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey olamaz. Bunu Fahrettin Altun, İHA muhabiri Mustafa Uslu için söylüyor. Ama ey pergolacı Fahrettin! İstanbul öngörünün, Boğaziçi öngörünün bölgesinde vatandaş çivi çakınca canını okunan yerde hem de vakıfların arazisine beton döktün, yollar yaptın, pergora yaptın, mangal yeri yaptın, rüzgarı kessin diye duvar yaptın. Orası görüntülemek isteyenlere polisi saldırttın. Fotoğrafını çekti diye içeri koydurdun. Cep telefonlarına el koydurdun. Haberini yapan dört gazeteciye, dört gazeteci, Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey mahkemeye verdin. İşin trajikomik yanı, mahkemeleri de bugün senin yüzünden gazeteciler yargılanıyor. Suçları pergola haberi yapmak. Suçları pergolanın haberini yapmak. Diyor ki dünyanın neresinde olsa bunun haberi yapılır. Kaçak bir yapı yıkılıyor hem de bilindik bilinin. Tam kendi olayını tarif ediyor. Ama yetmiyor dört gazeteciye dava açtığı. Bu açılan davalarda ayrı 250 bin lira manevi tazminat davası açıyor. Ceza davası yetmezmiş gibi. Yetmiyor Cumhuriyet gazetesine 35 gün ilan kesme cezası veriyor. Yetmiyor. Bizim İstanbul İl Başkanımız Üsküdar ilçe başkanımıza da dava açıyorlar ve Mesele birebir değil Faretlerin ki çok daha büyük haber olduğu halde pergolacının bir de tutmuş baştan özgürlüğünden konuşuyor. Bu nasıl utanmazlık, nasıl hadsizlik, nasıl yüzsüzlük, nasıl olabiliyor böyle bir şey? Dört gazeteci bugün mahkemede aynı şeyden haber yaptı diye öbür taraftan sadece bir tarafını görüyor. Biz iki gazetecinin de haber, haber yapma özgürlüğünün arkasındayız. Öyle kendi evime gelirlerse terörle mücadele kanunundan gözaltı bilmem ne dava mava neymiş onun evine gidildiği için onun evinin haberi yapıldığı için ki açık adres yok bir şey yok soran herkes bilir zaten hangimizin nerede oturduğunu bu teröristlere yer göstermek gibi oluyormuş diye terörle mücadele kanunu e öbürü de bir başka milletvekilinin bir grup başkan vekilinin kendisi seçilmiş de değil atanmış hadsiz. Yaptığı işe bakın. Şimdi Ziraat Bankası malum Demirören grubunun medya sahibi olmasıyla başlayan ve hayatımıza giren koca bir problem daha ortada. Bunun bir örneğini daha önce sabah ATV grubunun alınması sırasında da Halkbank ve Vakıf Bank'ın verdiği kredinin akıbetinin belirsiz olmasıyla görmüştük. Burada da çiftçiye kredi vermesi gereken Ziraat Bankası 750 milyon dolarlık bir krediyi Demirören grubuna verdi. Kredinin akıbeti belli değil. Ayrıca bu Demirören grubu Ordu Yardımlaşma Kurumu'na kurumun yönetimindeki asker kökenli kişilerin itirazlarına rağmen kendi elinde tuttuğu total gazı hem de değersizleştirip kötü yönettiği için babası da ondan hep şikayet edermiş. Götürdü ve ucuza aldığı yeri çok daha değersiz hale getirdiği halde o yaka sattı. Oradan da para aldı. Ama aldığı parayla mevcut borçlarını falan ödemiyor. O para bir yerde duruyorsa o parayı Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi öderken onu ödemiyor. Bu para nerede duruyor bunu kimse bilmiyor. Yurt dışına çıktı mı bu para bir şekilde? Bu soruların cevabı hep bekleniyor. Ama bu Ziraat Bankası birilerinin talimatıyla birilerine kıyak yapmaya ve aslında görevi kötüye kullanarak suç işlemeye devam ediyor. Ne yapmış Ziraat Bankası? Ziraat Bankası 29 Aralık 2020 yani geçtiğimiz yılın yılbaşına iki gün kala bundan altı ay önce Rinerji diye bir enerji şirketinin yüzde elli birini satın almış. Rinerji. Senin işin ne? Ziraat. Ne yapıyorsun? Enerji şirketi satın alıyor yüzde elli bir. Kimin bu Rinerji şirketi? Bu şirket Rize Enerji'den geliyor. Rize'deki müsiyat şubesi, üyesi iş adamlarına ait hepsi. Yani Rize'deki müsiyatçılar, yandaş iş adamları Rinerji diye bir şirket kurmuşlar. Güzel. Bu şirkete 2019 yılında on buçuk milyon lira zarar ettirmişler. 2020'de 9 milyon zarar ettirmişler. Toplam on dokuz buçuk milyon zararı var şirketin. Artık nereye gittilerse, kimi ikna ettilerse, hangi hemşerileri inisiyatif gösterip tensip buyurup onun talimatından yapıldıysa Rize'deki iş adamlarının 20 milyon borca batmış şirketine Ziraat Bankası ortak olmuş. Rize Enerji Şirketi. Ya bu kadar insafsızlık olur mu? Bu kadar haksızlık olur mu? Manisa'da da iş adamlarının kurduğu Gidin Turgutlu'da bir sürü iş adamının kurduğu tuğla fabrikası battı batık. Bu krizden dolayı dünya kadar işletme batıyor. Hangisini gidip batarken satın alıyorsunuz? Ama Rize'deki müsiat üyeleri etkili, güçlü, yetkili hemşehrilerini ikna ettiler mi? Babasının parası ya. Verin Rinerji'ye parayı, satın alın bakalım, kurtulsun bizimkiler, parayı kurtarsınlar. Böyle bir haksızlık olmaz. Öyle tüyü bitmemiş yetimin hakkı dediğin şey budur. Kredisini, bin liralık kredisini ödeyemeyen çiftçi, gübre almak için, mazot almak için kredi çekmiş çiftçi ödeyemedi mi geliyorlar traktörünü bağlıyorlar. Evinden buzdolabını kaldırıyorlar. Çoluğunun çocuğunun önünde çizgi film oynayan televizyonu söküp götürüyorlar. Bin lira için bin lira, yirmi milyon lira Rizeli iş adamlarına kıyak. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Şimdi Ziraat Bankası yönetim kurulu. Hem bu enerjiye cevap verin hem de öyle Sütre gerisine yattınız sesiniz çıkmıyor. Çıkmıyor sesiniz. Hani çiziyorduk buradan isimlerinizi. Hani tek tek çiziyorduk. 2019 yönetim kurulu Ziraat Bankası. Ne öğrendim? Öğrendim ki yönetim kurulu üyeler daha doğrusu Sayıştay. Geçen gün kayyum atadıkları Sayıştay. Hani diyor ya muhalefete malzeme veriyor. Kızmış Sayıştay başkanı değiştirdi. Sayıştay'ın kapısından geçmemiş. Cumhurbaşkanlığından bir memurunu Sayıştay'ın başına koydu. O Sayıştay rapor yazmıştı Ziraat Bankası ile ilgili. Ona baktım, buna baktım. Bir baktım diyor 3 milyon TL'lik kredi kartı harcaması var. Dedim diyor bu hangi kredi kartı? Yönetim kurulu harcamalarında. Demişler ki biz yönetim kurulu üyelerimize kredi kartı dağıttık. Oradan harcama yapıyorlar. Biz ödüyoruz. Toplam o 11 kredi kartı 3 milyon TL bir yılda para harcamışlar. 3 milyon TL yemek, içmek, gezmek vesaire. Ver dedim demiş Sayıştay denetçisi. Veremeyiz dediler. Dökümlerini göreyim göstermeyiz dediler. Kimde bu kartlar? Biz verdik. Kendilerine sorun dediler. Ben de çıktım burada sordum mu arkadaşlar? Bunlardan, bunlardan Ahmet Genç'ten bana bir mail geldi. Şu maaşı aldığım doğru, bu ikramiye aldığım doğru, diğer söylediklerim. Bende de bu kart var ama bugüne kadar hiç kullanmadım dedi. Hemen çizdim. Kullanmadım diyor. Beyanı esas. Çünkü 11 kişiler yani sonuçta. Sonra Faruk Çelik, eski tarım bakanı Twitter'dan benim böyle bir harcamam yok dedi. doğru kabul ettim, çizdim ismini. Beni Serruh Kaleli aradı. Anayasa Mahkemesi'nden emekli olmuş. Hemen ardından buraya gelmiş. O da dedi ki kart verildi ama harcamadım ben dedi. Onu da çizdim. Kaldı sekiz tane cengaver. Bu sekiz arkadaş üç milyon liralık kredi kartı çektirmişler. Boş beleş. Bunlar Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Yusuf Bilmez, Feyzi Çutur, Mahmut Kaçar, Bizim eski vekiller falan bunlar, biliyorsunuz hepsini. Mehmet Nihat Ömeroğlu, eski ombudsman. Gülnur Aybet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yahya Akben. Bu arkadaşlar sekizi birden ya da içlerinden bazıları üç milyon liralık kart çektirmiş bizim paramızla. Bilgi akışı durdu. Üçünü çizdim, dördüncü isim gelsin çiziyorum her toplantıda. E, bir ayı geçti yeni isim gelmedi, göstereyim dedim. Unutmam sizi unutturmam. O 3 milyon lirayı kim harcadı çıkacak. Açıklama yapmıyorsanız hepiniz o kendinize verilen önce limitsiz dediler sonra bir limit var ama yüksek dediler. Bu ayıbın bu pisliğin içindesiniz. Bilgileri belgeleri bekliyoruz. Ecz özel et gmail.com ya da özgür.özel et Tr İnternette var. Ben harcamadım diyeni duyurmak boynumun borcu. Boynumun borcu. Ama bunu bu böyle olacak. Bak birinci çinko üç oldu. İkinci çinko üçüncü sonra tombala. Göreceğiz bu parayı kim harcadı. Çıkacaksınız. Son olarak 25 Mart günü Deniz İkmal Komutanlığı'ndan Tu Amiral Mehmet Sarı makam arabasıyla bir tarikat evine gitti. Üniformasının üstüne cübbe giydi ve bu görüntüleri daha sonra kamuoyunda aleniyet kazandı. Haberdar olduk. Konundan biz haberdar olduktan beri üç ay geçti. Yükselen tepkilerden sonra soruşturma başlattık dediler. Bir ay falan oldu bir gelişme yok. Ramazan ayı geldi. Ramazan bayramı geldi. Bir bilgi sızdırdılar. Tahkikat Ramazan bayramından sonraya kaldı diye. O günden beri bekliyoruz. Kurban bayramı geliyor. Herhalde şöyle düşünüyorlar. İki bayram arası tahkikat olmaz. Böyle saçmalık mı olur? Neyi bekliyorsunuz? Yaşı bekliyorlar herhalde. Yüksek Askeri Şura. İki ihtimal var. Bir sessiz sedasız emekliye ayıracaklar. Böylece tarikatlara "Efendim, biz ordudan tarikat mensubu olduğu için, cübbe giydiği için, tarikatlara gittiği geldiği için kimseyi atmadık." diyecekler. Yumuşak kurtuluş. Bu da olmaz. Bu soruşturmanın tamamlanması lazım. Ya da iyice gözü karartıp kim bilir hiçbirimizin ümit etmediği bir yerlere doğru atayacaklar, terfi ettirecekler. Ne yapacakları belli olmaz. Çünkü bu ülkenin vatansever, Atatürkçü, kahraman, layık, dürüst, çalışkan subaylarına tek tek iftira attı bunlar. Kiminin mesleki namusuna casus, kişisel namusuna fuhuş lekesi sürdüler. Askeri casusluk FETÖ ile birlikte. Fotoğrafları basılan sivil memurdan bileklerini kesip intihara kalkışanlar oldu. Kimini Ergenekon'dan cenazesini Silivri Belediyesi'nin kaldıracağı hale getirene kadar hem de Ergenekon'un kasası dediklerini cezaevlerinde öldürdüler. Balyoz'da 983 Yarbay, Kı, Albay, Kıdemli Albay, Amiral, Generali görevlerinden ettiler. Açtıkları otobandan Hulusi Akar'ı yürüttüler. Su uyur Hulusi Akar dedi sınıf arkadaşları. Aka aka geldi partili genelkurmay başkanı. Sonra böyle bir perdenin arkasından çıktı kravatlı Milli Savunma Bakanı. Orduya siyaseti karıştırdılar. Hulusi Akar'ı kazıdık, altından siyasal İslamcı çıktı. Ta Londra'daki fotoğrafına kadar teymenliğinden her aşamada bir siyasal İslamcı ve bugün ordunun da kendisine bağlı olduğu bir bakan ve onun bakanlığında Atatürk'ün üniformasına Atatürk'ün başkumandanın ordusuna hakaret eden, onu tutumlarıyla, giyinişleriyle, davranışlarıyla hak etmeyen rezil eden adamların soruşturulamadığı, soruşturmaların sarsaklandığı zamana yayıldığı bir süreç. Cübbeli amireli de unutturmayız. Onun da peşindeyiz. Hulusi Akar'ın zaten peşindeyiz. 15 Temmuz gecesi kendisinin o günle ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplamak için meclise gelmemesinden sorulara düzgün cevap vermemesinden hakkındaki çok çeşitli beyanlardan zaten olağan şüphelidir. Tarih önünde onun hesabını sormak için de sabretmekteyiz, sabırsızlanmaktayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabilirim. Tabii ne demek. Benim böyle bir şeyden bilgim yok. Tabii partiler kapatma davasına muhatap olunca tabii kendileri bazı değerlendirmeler yapıyorlardır. Benim bu konuda herhangi bir bilgimin olmadığı açık ama belki kapatma davası ile ilgili şunu söylemek lazım. Mecliste çıkarılırken çok tartışma vardı. Tar ve bir kanun çıktı. Kanun diyordu ki barış süreci var. Barış sürecine katkı sağlayan kamu görevlileri hiçbir zaman bu konuyla ilgili suçlanamayacaklar, soruşturulamayacaklar, yargılanmayacaklar. Şimdi kapatma davasının dosyasının ağırlıklı bir kısmının e, dönemin HDP'li milletvekillerinin İmralı'ya yaptıkları ziyaretler ve oradaki konuşmalar olduğu görülüyor. Milletvekilleri de kamu görevlisi. Şimdi iki ihtimal var. Bu kanundaki kamu görevlisine milletvekilleri de giriyor tabii. O zaman iddianame mi boşa düşüyor? Yoksa eğer bundan yargılanmak mümkünse onların oraya gidişlerini her gün müjdeleyenler, onlarla birlikte toplantılara katılanlar, dolma bahçede koltukların yerini ayarlayanlar, mahirler, ünallar ve diğer arkadaşlar onlar da mı yargılanacak? Yani bir şey birileri için suçsa hepsi için suçtur. Birileri için değilse kimse için suç değildir. Bu kalemun olup sürekli renk değiştirenlerin Türk ceza kanunu karşısında bir taktik üstünlüğünün olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Onun dışında biz de kapatma davasını dikkatle yakından takip ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.